Balkanlara, cezaevine doğru yola çıktılar. Sadece onların bireysel durumunu ilgilendiren bir dosya değil bu. Bütün Türkiye'nin basın özgürlüklerini, yani kamunun aslında haber alma hakkını, bilgiye ulaşma hakkını ilgilendiren bir dosya. Bütün bu süreçler bütün gazetecilere birer gözdağı ve doğal olarak da insanların habere ulaşması için de bir engel oluşturuyor. Söyleyecek çok fazla bir şey yok ama herhalde bir haksızlığa en son dikkat çekmek gerekir. Aynı dosya Yargıtay'da, hani Yargıtay'ın iş yükü fazla olmasın diye dendi ki 5 yıldan az olan cezalar kesin olsun. Ama bu dosya zaten gidiyor Yargıtay'a. Yargıtay zaten inceleyecek bu dosyayı. Bize göre bozması gerekir. Bozması için onlarca değil tonlarca sebep var. O bozmadan diğer arkadaşlarımız da, bugün cezaevine giden arkadaşlarımız da yararlanacaklar eğer bir bozma kararı verilirse. Öyle olduğu için yasada çok bariz bir haksızlık var. Şeyinde söylediği gibi, Yargıtay Başkanı'nın da söylediği gibi mağduriyet yaratan bir durum var. Bunun giderilmesi belki bir çözüm olabilir. Bekliyoruz. Beklentimiz de sürüyor. Biz hala daha infazında durdurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda yaptığımız, vermiş olduğumuz dilekçede cezayı veren mahkemenin önünde duruyor. Bekleyeceğiz. Bütün süreçlerin hepsini göreceğiz. Özgürlük olan, esas olan özgürlüktür. Hem basın özgürlüğüdür hem de kişi özgürlüğüdür. Bugün ikisi de perişan edildi. İstanbul'dan verilen kararlarla perişan edildi, yerle bir edildi. En kısa zamanda bu yanlışlardan dönüyor. Teşekkür ederim.